güzel bahar gününden, Esenyurt'tan, Esenyurt TV'den herkese merhabalar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin etkinlikleri devam ediyor. Şu anda da arkamda gördüğünüz gibi Saadet Partisi'nin etkinliği var ve hep birlikte izleyelim. Mutluyuz, umutluyuz. İçimizde çocukluktan kalma bir sevinç var. Bir müjde, bir bahar, bir umuttur onlar. Çocuklar bir milletin geleceğidir, paha biçilmez değeridir. Onlar yapılan her türlü yatırım aslında milletin kendine yaptığı yatırımdır. Ancak bugün çocuklar tüm dünyada her türlü sömürü ve istismarın ana hedefi haline gelmiş durumdadır. Yanlış politikaların en ağır bedelini onlar ödemektedir maalesef. Yaşanılan hadiseler, savaşlar gösteriyor ki hak ve adalete dayalı yeni bir dünya hedefi çocuk ve yetişkin herkes için bir zaruret haline almıştır. Buna göre her çocuk insan onuruna yakışır bir yaşam ve temel haklara sahiptir. Bugün ülkemiz nüfusunun %28'ini 23 milyon çocuğumuz oluşturmaktadır. Çocuklarımızın en temel hakkı sağlıklı ve mutlu bir ailedir. Ancak 200 bin çocuğumuz çeşitli sebeplerle sıcak yuvaları yerine sokaklarda yaşamaktadırlar. Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal alanda gelişim çocukların hakkıdır. Askeri ücretin açlık sınırında olduğu ülkemizde aileler yeterli ve dengeli beslenememekte, çocuklar temel gıda maddelerini alamamakta, gelişimlerini tamamlayamamaktadırlar. Çocuklarımız ailesinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar karşısında eğitimine ara vererek çalışma hayatına sürüklenmektedir. Bugün 2 milyon çocuğumuz okulda olması gerekirken minicik ellerinden emeği sömürülmektedir. Bu rakama sokak çocukları ve mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklar dahil değildir. Yani her 10 çocuktan biri çalışmak zorundadır. Çocuklarımız için en önemli ihtiyaç iyi bir eğitimdir. Gündelik kararlarla şekillenen milli olmaktan çoktan uzaklaşmış, adeta yapboz oyununa dönüşmüş olan eğitim sistemimiz çocuklarımıza ve ailelerimize güven vermemektedir. Sıra yetersiz, okul ve öğretmen sayısı kalabalık sınıflar meydana getirmiş, eğitim kalitesi düşmüştür. Taşımalı eğitim sistemi 2018 Türkiye'si için kabul edilemez. Sayılara hapsolmuş başarı uygulaması ve içeriğin olmadığı eğitim müfredatı çocuklarımızı daha çabuk soru çözer hale getirmiştir. Fakat karakterlerini ve vicdanını oluşturacak temel değerlerden yoksul bırakılmıştır. Eğitimde büyük proje diye ifade edilen Fatih projesi maalesef hüsran ile sonuçlanmıştır. İnternet kullanımının kontrolü verilmesi ve bağımlılık hususunda öğretmenler ve uzmanlar sürekli uyarılar yaparken hangi akla hizmet ile çocuklarımız internet, tablet, oyun üçgenine zincirlenmiştir. Çocuklarımızın en büyük problemlerinden biri sosyalleşememekleri. Çok az kelimeyle konuşmaları, hayal güçlerini kullanmamalarıdır. Bunun sebebi süresiz televizyon ve internete mahkum bırakılmalarıdır. En kıymetli varlığımızla nitelikli zaman geçirmek yerine işin kolaycılığına kaçarak kendisini ve çocuğunu televizyona kilitleyen anne baba olarak bizler suçluyuz. Araştırma ve proje ödevlerini kopyala yapıştır yoluyla alan öğretmenler suçludur. Yavrularımızın hayatlarına mal olan oyunlar üzerinde kontrol mekanizması kuramayan devlet suçludur. Bilinmelidir ki çocuklarımızın televizyona değil arkadaşa, bilgisayar oyunlarına değil oyuncaklara, beraber oyun oynamaya, birlikte vakit geçirmeye ihtiyaçları var. Her çocuk düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir. Ancak ahlak ve değerleri bir tarafa bırakan eğitim sisteminde, okullarımızda akran zorbalığı ve istismar her geçen gün artmaktadır. Kuvveti üstün tutan zihniyet ile şekillenen toplumda ve okullarda çocuklarımızın bireysel ve fikri özgürlüğünden bahsedemeyiz. Çocuklar bizim her şeyimiz.
onları kötü alışkanlıklardan, bağımlılık oluşturan madde ve ortamlardan korumak devletin en önemli vazifesidir. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bireysel özgürlük olarak nitelendirilen her türlü nesli bozan alışkanlık, davranış ve yönlendirmeler ve yayınlar acilen durdurulmalıdır. İlgili kanunlar bu milletin inancına, tarihine, medeniyetinin esaslarına uygun hale getirilmelidir. Kendini ifade edebilecek huzurlu arkadaş ve aile ortamını, maddi ve manevi donanımını temin eden iyi bir eğitimi hak etmektedir. Saadet Partisi olarak inanıyoruz ki huzur ve barış dolu Türkiye hedefi önce ahlak ve maneviyat diyerek hak ve adalet bilincinin verildiği insana, doğaya, hayata ve eşyaya hürmetin önemsendiği, özgür ve özgün düşüncenin kıymetli olduğu, yüksek standartlarda teknik donanımlı eğitimi alan çocuklarımız da gerçekleşecektir. Onlar en güzelini hak ediyorlar. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.